Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin Gaziantep'te karşımızda. Çetiner, depremin olduğu günden bu yana oradasın. Çalışmalar nasıl ilerliyor? Bunu soracağım. Gözlemlerin neler? Seni dinleyelim. Pınar, depremin olduğu saatlerden itibaren değerli meslektaşım Mehmet Akif Ersoy ile beraber Gaziantep'e geldik. Ve gerçekten karşımızdaki manzara ürkütücüydü. Tabii hemen hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. O Hatay'a geçti. Ben Antep'te kaldım. Tabii devamlı birbirimizle haberdardık ve birbirimizle görüşerek hareket ediyorduk. O yol boyunca karşısındaki manzarayı anlatıyordu. Ben de tabii Antep'te yaşadığımız ve karşı karşıya kaldığımız manzarayı konuşuyorduk ki gün ışıkları kararmaya başladı, hava soğumaya başladı. Ama aradan işte günler geçti ve havalar daha da soğumaya başladı. Gece ayaza çekiyor, onu çok açık net söyleyeyim. Gündüz de hava oldukça soğuk. Şimdi tabii Gaziantep'te Nurdağ, Islahiye gibi ilçeler inanılmaz bir felaketle karşı karşıya. Her iki ilçede neredeyse yapıların toplamının %60'ı yıkılmış durumda. Geri kalanları ise kalıcı hasarla kullanılamayacak kadar kötü durumda. Ve tabii ilk günden bu yana hep yayınlarımızda şikayet ettiğimiz nokta otobanların ve karayollarının aşırı yoğunluğuydu. O da son 48 saat içerisinde halledildi. Tabii karayolları yoğun olunca lojistiği sağlamak, lojistik geçişlerini yönetmek de kolay olmuyor. Ama bir taraftan da tabii ki Maraş'ta, Adıyaman'da, Antep'teki insanlar da ailelerini bir an önce çıkarmaya çalışıyordu. Tabii çıkarmaya çalışıyordu derken yakınları, akrabaları Antep'in, Maraş'ın, Hatay'ın, Adıyaman'ın dışında olabilenler bunu yapabiliyordu. Bir diğer nokta tabii akaryakıt kriziydi. Benzin istasyonları maalesef çok hızlı hareket edemediler. Yeterli stokları yoktu. Ama kuyruklar bir süre sonra gerçekten petrol şirketlerinin desteğiyle küçük tankerlerle hızlı bir şekilde giderildi. Ve bugün artık bu sorun tamamen ortadan kalkmış durumda. Ve tabii GSM operatörleri ilk gün, Pınar sen de hatırlayacaksın, iletişim neredeyse %40 kapasitesinde düşük bir seviyede ilerliyordu. Çünkü birçok noktada aslında GSM operatörlerinin sabit sistemleri de çökmüştü. Tabii mobil istasyonlar, mobil santraller bölgeye taşındı. Şu anda o kapasite %82 seviyesine çıkarılmış durumda. Bunu da tabii aldığımız, yerel yetkililerden aldığımız bilgiler. Ama halen %20'lik bir açık var. Islahiye'de, Nurdağ'ında tabii ilçelerin nüfuslarına baktığımız zaman 60-70 bin civarında bir nüfus var. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar da aileleriyle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Sağ olduklarını anlatmaya çalışıyorlar ama bir taraftan da Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından aileler de zaman zaman bizim Twitter hesaplarımızdan, Instagram hesaplarımızdan kendi ailelerine dair bazen adres verdikleri oluyor. Bazen acil AFAD ekiplerinin gelmesini istediklerini söyleyebiliyorlar. Ama tabii birçok noktada bakın 10 tane şehri etkileyen 110 bin kilometre karelik bir alanda gerçekleşen bir depremden bahsediyoruz. Ve tabii şu anda itfaiye araçları da molozların olduğu bölüm, yani şu an bizim bulunduğumuz Ayşe Polat sitesinin olduğu yeri sulamaya çalışıyorlar. Çünkü aslında aşırı bir toz toprak oluştu. Bir taraftan binaların enkazları temizleniyor. O enkazlar temizlenince de molozlar hemen yolun kenarına dökülüyor ki burada insanlar, tabii yakınlar, aileler de burada. Bu arada şunu belirteyim Pınar, birkaç gündür aileler hiç durmadan aralıksız bir şekilde enkazın başında duruyorlar. Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler yakınlarını, akrabalarını halen arıyorlar. Bu arada şu an ekrana veriyoruz. Bizim bulunduğumuz nokta Pınar Ayşe Polat sitesi. Burada 4 blok vardı. 3'ü çöktü. Bir tanesi ise tamamen kullanılamaz halde. Ama bu cadde, İbrahimli Caddesi maalesef neredeyse yapıların yarısından fazlası kullanılamaz durumda. Evet, görüyorsunuz aileler de burada. Ta aşağıya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede
bekliyorlar. Belediyeler sağ olsunlar, çeşitli kentlerden gelen belediyeler, Kızılay, AFAD gibi kurumlarımız da burada çay, çorba, yemek ikramında bulunuyorlar. Beşinci günde ancak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirebildi. Bu arada Pınar, bugün itibariyle artık konteynerlarla ilgili de önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Çünkü 500 konteyner dün Islahiye'ye geldi. Nur Dağı'na ve diğer noktalara da konteynerlar bugün itibariyle tam anlamıyla kullanılabilir hale gelecek. Bu arada ben bir şeyi daha hemen söyleyeyim. Helikopterle Gaziantep'teki birçok köye gıda desteği ulaştırılmaya çalışılıyor. Çadırlar gönderilmeye çalışılıyor. Bu önemli çünkü deprem esnasında birçok dağda da heyelan oluştu. Yollar kapandı. Fiziki şartlar bazı köylere gitmeye elverişli değil. Dolayısıyla helikopterlerle kara kuvvetleri ve jandarmaya ait, polise ait helikopterlerle de bu destek sağlanıyor. Şu anda aslında sahada her şey kontrol altında ama halen tabii enkazı kaldırılamamış binalar var. Ve umutlar giderek tükeniyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Pınar, söz sende. Çetin Er, teşekkürler aktardığın bilgiler için. Efendim, devam edeceğiz.